Sana sütlen kolonya getirdik. Yalnız onları karıştırma bak. Dikkat et. Beyaz olanı içeceksin, şeffaf olanı da süreceksin. Dalga mı geçiyorsun ya? Nasıl karıştırayım ben bu ikisini? Vallahi bazı mallar var abisi. Bu konuyla ilgili bir çift lafın olabilir mi acaba? Ya anlatmasana şunu insanların içinde. Kazaydı o. Elin adamın önünde birbirimizi mi gömelim? Hı? Elin adamının önünde birbirimizi gömelim. Tamam. Bu da ne yaptı biliyor musun abisi? Tarkan'ın kuzu kuzu dönemi yok mu? Yaptı saçları öyle. Onun gibi giyindi. Mahallede dolandı durdu. Atmayın sokağa sakızlarınızı, atmayın. Sonra bunları kuşlar bulup çiğniyorlar cakkıdı cakkıdı. Yiyorlar. Bakma teyze, evet ben ağzındaki sakızı balon yapıp patlatan bülbül gördüm bu mahallede ya. Hayvanlara da yazık. Yarın bir gün bunlar toplayıp yerdeki izmaritleri gelseler, bizden ateş isteseler ne yapacağız? He? Çimertmeyin şunları ya. Hayret bir şey arkadaş. Vay, kazı çalışmaları başladı demek. Adam gömmece ha? Ulan sırf ben mi yaptım onu? Sezai'yle Turgut abi de giyip mahallede gezdiler ya. Ne çirkin bir görüntüydü o ya. Çikin diyene bak sen ya. Aslanım sen deli yürek zamanı. Evet. Miroğlu paltosu giyip okula gittin ya lan. He? Miroğlu paltosu diyorsam yanlış anlama. O zamanlar biz yine fakiriz. Babamın bir tane paltosu vardı. Böyle turuncu renkli soluk bir şey biliyor musun? Abi sığıra da beş beden büyük geliyor yani. Anam da onu bir lafta dinlemiş nasıl okuyor. Bütün mahalleyi kokuttu okula öyle gitti sığır. Kızlar nasıl bakıyordu ama biliyor musun Yiğit? Sınıfa girdiğim vakit herkes ayağa kalkıyordu saygıdan. Müfettiş geldi zannetmişlerdir lan. Gecit gibi donanmışsın. Vay senin ayağın iyileşti herhalde. Şekil efendi bana laf soktuğuna göre. Metin'im ilk tanıştığımızdan beri mütemadiyen sıra sıra laf sokuyorum ben sana. İlk defa bir tanesini anladın ha. Gelişme var bunda aferin. Kimse yok mu? Tövbe bismillah. Ne oluyor? Duvar döndü. Buyur kardeş. Görüyor musun abisi? Sonunda birisi etkilendi tüyleri diken diken eden fikrimizle. Binada dönüyor mu abi? Dünya dönüyor lan. Orta çağdan mı geldin sen? Raket bıçağımızı açalım. Metin! Allah! Metin! Yandı! Gözlerim yandı. Retinam eridi. Üfle üfle. En son sen kullanılmış ağda gördüğünde böyle olduydun abi. O kadar mı çirkin? Ulan bana da hep erotik mağaza ürünlerini taşıtıyorlar. Düşündüğüm şey değil mi? Gidiyorum ben. Ben yanlış anladım lan. Ne kadar başarılı abi. En az Sezai kadar çıkın. Sezai'nin fotoğraflarını bunu yapan adama gönderdiğimizi hatırlıyor musun? Gözlerine inanamadı. Bu kesin Photoshop'tur dedi. Hatta üşenmedi. Dükkanına kadar geldi kendi gözleriyle gördü. Yemin ediyorum gerçek. Yumurtaya can veren Rabbim. Bunun anası babası nasıl bir günah işlemiş? Kardeş, ben doğuştan böyle değilim. Bir motor ustasını çok kızdırdım. Krikoyla bu hale soktu beni. Teknik dün gibi aklımda. Uygulayayım mı sana da? Hı? Peki senden başka var mı? Gösterebilir misin bana? Para da veririm. Ulan arkadaş, adam soy ağacıma uzaylı muamelesi yapıyor ya. Kardeşim, bu sureti yavrum diye seven bir ana var. Ayıp oluyor bak. Gidiyorum ama seni hiçbir zaman için unutmayacağım. Lan sus, bir duyan olacak bas git. Lan! Pislik. O zaman biraz Sezai'yi gıcık edelim. Sen şimdi şunları vitrine diz. Bunlar da burada. Barı yanık Anadolu çocuğu Sezai Barı yanık Ana. Bu ne lan? Bu benim yansımam değil lan. Bunlar ne lan? Lan! Lan! Bunlar ne lan? Ne oluyor lan burada? Ne olur oğlum? Sezai, Yozgat Serabi'nin resmi yüzü olmuşsun. Hayırlı olsun. Yozgat'ta seramik ne gezer lan? Ya biz de o yüzden kızamıyoruz ya heriflere. Şu surata bak lan, şu çirkinliğe bak, çirkinliğe.
Eldeki malzemeyle bu kadarını yapabilmişler. Bisküvi koyuğu bile var, bisküvi koyuğu. Eğer çay, şekerli çay istersen şekeri de koyacak. Gel burası. Ben de cüzdanımı, cep telefonumu koydum. İkide bir masada unutuyordum. Bu çok iyi oldu. Ulan günün birinde heykelimi yapacaklar diyordum da kafamdaki bu değildi ya. Bu benim kafam olmuş. Yine de çok güzel lan. Çok hoşuma gitti lan bu. Kafa ne kadar güzel ya. Ciddi misin lan sen Sezai? Kıskanmayın oğlum, kıskanmayın. Sizin bardağınız var mı? Var mı sizin bardağınız? Sizin bardağınız var mı? Yok. İnce belliyle mi içeceğiniz, Sezai'yle mi içeceğiniz diye soracaklar. Genç kızların çeyiz takımına gireceğim. Pamuklara sarıp sarmalayacaklar beni. Ta ki o en özel güne kadar. Taksitle, senetle satacaklar oğlum beni. Gurur duyuyorum oğlum kendimden. Rahmetli babam olaydı da bu günleri göreydi ya. Adamla dalga geçeceğiz diye dünya kadar para harcayıp kupa yaptırdık. Sevindi bu. İşte biz de itlik yapamayan adamlarız aslanım. Hiç unutmuyorum bak, daha acemiyim. Gözleri görmeyen bir adam arabayla çarptım. Adamın gözleri açıldı lan. Hala duacım biliyor musun? Biz kazara bile olsa insanlara zarar veremiyoruz abisi. Ne zaman kavga eden birilerini görsem, iki yumruk atmak için aralarına dalsam, ayıran adam geldi diye öpüşüp barışıyorlar anasını satayım. Bizim hamurumuzda yok. Ben kaçtım dükkana. Sen? Ben şey, eks yengenle yemeğe gideceğim. Çok ısrar etti. Ben de kıramadım şimdi yani. Kızcağızın bir sorunu var belli ki. Yüzüne vurmayayım dedim. Ona gideceğim yani. Kardeşim. Kardeşim elinle kopart ye. Elinle kopart ye. Huylanıyorum. Kuş muyum lan ben? Benim ağzımdan besleniyor mu? Elinle kopart ye. Elinle kopart. Elinle. El. El. Bak ya. Adam yaladı yuttu beni ya. Oo, kimler buradaymış? Metin'le Ali bu sabah ne yapsalar beğenirsiniz. Abi sakın ha, çok gizli o. Top secret classified. Adam kimseye söylemeyin dedi. Sakın kimseye söyleme. Kimseye söylemiyorum. Şimdi söyleyeceğim. Metin ile Ali sabahleyin yiğidi balkondan aşağı atmışlar. Bacağı kırılmış, hayati tehlikeyi atlatmış. Anan, o mu lan? Ben de korktum bir an. Metin'de mi var lan? Daha büyük çilimlerin mi var senin? Ben şu adama bir geçmiş olsuna gideyim. Mahallemiz yanlış tanımasın. Örnek teşkil edeceğim. Lan nereye gidiyorsun? Gerizekalı. Tanıyor musun adamı? O zaman şey yapalım ya. Ben tanıştırayım seni. Yol göstereyim sana yürüyün. Kemerine lan. Kemerini al. Vekalet kemerim değil lan. Yok. Edacığım. Şunu da sana bırakayım. Tükenmeden. Ufam çıktı da. Kafana kadar güzeldi ya. Ah, ah. Bir sabah bir kalktık ki Sezai yok. Bir tek onun canını aldılar. Çok iyi adamdı ya. Yazık oldu. Yani tamam, namaz kılmazdı, oruç tutmazdı ama altın gibi bir kalbi vardı. Zaten o dürüstlüğüyle, iyi niyetliyle cennet hak etmiştir. Değil mi hocam? Zor. Namaz önemli. Yardımseverdi ya. Gariban dostuydu. Dürüsttü, dürüst. Sözlünün eriydi, cesurdu, mertti. Kültürlüydü, zekiydi. Eminim şu anda yukarıdan bir yerden bizi seyredip gülümsüyor. Gülümsüyordur. Susayım, susayım dedim de yeter be. Yok şöyle iyiydi de, yok böyle cömertti de. Sezai lan bu Sezai. Duyanla Kalmıcan'ın Sezai'si değil de koleranın Arap Sadosu öldü sanırız. Gariban dostuymuş. Yer aklı tarıkat. Ya ben onu bir kere dilenciye para verirken gördüm. Yalnız hocam o pide benim. Dilenciye parayı verdi. Şunu iki onluk yapıver de akbilimi doldurayım dedi. Ya adam da hiç garipsemeden parayı bozdu biliyor musun? Artık nasıl bir gariban dostuysa sen düşün. Bir iki tane fukara bacımızda da dost hayatı yaşıyordu. Fukara dostunu çok yanlış anlamıştı rahmetli. Ben üzüldüm vallahi, ne yalan söyleyeyim. Ne? İşte bu ya. Tek tesellim de o benim. Bakıp bakıp oğlum kartal, analar neler doğuruyor, sen haline şükret derdim. Demek üzüldün ha. Kartal hatırlıyor musun abi, sen Hilmi'nin düğününde sabaha kadar sarhoş olup sızdıydın. He. İşte o gece biz senin neticene yumurta kasürecektik. Sabah uyandığında da seni gondiklediler diye şaka yapacaktık. He.
Sezai ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Biz bunu esraktan gondikleyelim. Sabah uyandığında da neticesini yumurtaya sürdük deriz dedi. Yani Sezai bildiğin kartala binmek istedi ya. Estağfurullah. Ya rahmetli bir gün hiç unutmam. Dükkanın önünde şaka yollu mabadımı elledi. Kırıverdim elini. Sapıktı. İğrençti. Haindi. Aynen. Ya Targıt. Şimdi de ayranımı alıyorsun ama haram ederim bak. Öyle yeni Facebook hesabı açmış emekli memurun bilgisayar reklamına baktığı gibi kalırsın. Allah herkes duasını dinledi. Pidesini yiyip usul usul kaçacaktı. Sen kaşındın abi. Ya neyse ne işte arkadaşlar yani. Eminim şu an Sezai Usta bulunduğu yerden bize bakıp gülümseyip cinnah diyordur. Ulan ne güzel kaçtım oradan ya. Ne yapıyordur acaba kerizler? Anlat sen anlat. Efendim bu televizyonu yapan marka ben daha iyisini yapamam dedi ve piyasadan çekildi. Allah Allah. Üç boyutlular eskidi ya. Dört boyutlusu varmış bunların. Kadın televizyonun içinden çıkıp salona giriyormuş. Ben de gittim o masa salonuna. Televizyon dekoru vardı. Kadın içinden bir çıktı geldi aklımı aldı vallahi. Allah televizyon dediğin böyle olur işte. Çak. Televizyonla alakası yok. Özelimi paylaştım. Bak hele. Peki bu niye bu kadar ucuz? Zaten sıradan insanlarla aynı şeyleri izliyor. Bari aynı televizyondan izlemeyek ya. Geçen gün gittim Acun'la konuştum. Acuncuğum dedim. Sadece benim izleyeceğim bir program yap dedim. Yaparım abi tamam yaparım da zamana ihtiyacım var dedi. Çalışıyor çocuk ne yapsın? Çok çalışıyor yoğun. Yavrum ölçtüm biçtim. En büyüğü bu. En pahalısı da bu. Alabiliriz. Hiç içime sinmiyor ama neyse. Sar oradan bize iki tane. Birini de senin odaya koyarız. Üç tane mi alsa? Mutfağa koyarak birini yemek yerken seyrederek. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ev bu ev. İçinde yemek yiyesin diye yapılmadı kardeşim. Restoran diye bir şey duydun mu? Gider restoranda yeriz yemeğimizi. Ya zengince düşünüp fakirce konuşuyorsun Sezai. Doğru söylüyorsun öğreneceği işte. Büyük poşet var mı bunun içine sıraca? Siyah poşet olsun ha öyle kuru yemiş poşetleri gibi içi görünmesin. Alanı var alamayanı var. Asla alamayacak olanı var. Efendim siz adresi verin biz eve teslim ederiz. Ya var ya sen beni çıldırtırsın ya. Ya o yumurtaya en fakir sperm olarak girmişsin. 6 aylıkken de çıkıp tamam tamam kapatın. Fazla yakmasın demişsin sen ya. Ya tamam daha fazla şey yapma. Tamam yaz. Sezai Usta Kanlıca. Kafi. Barış Manço moda der gibi. Kime sorsan gösterir. Hayırdır yavrucuğum? Apış aranda çıban falan mı çıktı? Yürümen değişti senin. Bilerek yapıyorum abi. Yürümeyi beceremeyen zengin oynuyorum. Hani hayatı boyunca her yere arabayla gitmiş de yürümeyi unutmuş gibi. Ya var ya vur deyince öldürüyorsun be Sezai'cim. Bak ben bu Kürt meselesine de alışamadım mesela. Resmen siyahi rapçilere döndük kardeşim. Hele sen artık durumu iyice abarttın. Yüzükler falan yani. Abi oyladık ya bunu. Kürk marak şeyi kıyafetim olsun dedik. Kürk'e beraber karar verdik ya. Hayvanlara haksızlık olmasın diye de kestiğimiz adağın yününden yaptık ya bunu abi. Gerçi koyun peyniri gibi kokuyor ama olsun boş ver yakışıyor. Sezai. Hı. Müjdemi isterim yavrucuğum. Takip ediliyoruz. Ya düşünsene zengin olduğumu hissettiğim en özel an bu. Ya bir yan kesici tarafından takip ediliyoruz Sezai. Abi bırak şunun yüzünü gözünü ağzını bir daha akayım geleyim ya. Ya hala fakir gibi düşünüyorsun. Yürü 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 bakayım. Bu işin özel yöntemleri var. Ben bu işi zenginlere has yöntemlerle halledeceğim Sezai. Sen gir bakayım şu aralığa. Gir gir. Abi pezevenk adam bir kap almaz mı şu telefona ya? Kaç kere düşürmüş her tarafı ezikmiş. Aplikasyonların tamamı ücretsiz. Bana bak telefonun şarjı da low battery. Herif zır fakirmiş bir Sezai. Abi cüzdanından da elektrik faturası ile doğalgaz faturası çıktı. Aha kupon yapmış. Oynamış. Galatasaray'a alt oynamış. Ya Ümit fakirin ekmeği be Sezai ne yapacaksın? Hadi olay yerinden uzaklaşalım. I have a dream. Bir hayalim var. İnşallah Sezai'nin anısına yaptırdığım bu heykel tutar da küçük biblolar üretip milyonlar kazanırım. Kardeş,
Al bakalım senin emanetleri getirdik. Metin abici sen de adamcağıza bir şeyler söylesene ayıp. Ne diyeyim lan? Kompliman, kompliman. Ya banyo yapınca saçların ne güzel olmuş. Hep böyle yap ha. Al bu da telefonun. %100 şarjlı. Eyvallah. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bunları almak bizim için hiç kolay olmadı. Kardeşimle beraber Şerif abiden bunları alabilmek için kendisinin hamamla bir hafta boyunca anadan İlyan gezmesine izin verdik. Bundan büyük bir fedakarlık da olamaz zaten. Kardeş al yoldan geldin açsındır. Waffle ye. Elimi zorla aldırttı. Lan ölmeden önce son bir dileğiniz olsaydı ne dilerdiniz? Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu ya? Madem sordun söyleyeyim. Kate Upton'la uzayda yer çekimi olmayan bir uyduda dünyayı karşıma alıp böyle hüplete hüplete bir çay içmek isterdim açıkçası. As. Ya öyle değil. Adam akıllı makul bir dileğiniz olsaydı ne dilerdiniz? İşte hüplete hüplete. Abisi sen şimdi böyle pat diye sorunca tabii şey yaptık biz de bir yapıştık kaldık. Vallahi bir eksimiz yok aslında yani. Bizim sevdiğimiz kadınlar var. Bizi seven kadınlar var. İnanabiliyor musun? Ben inanamıyorum hala yani. İşte bir de anacığızım sağlıklı bir şekilde hayırlısıyla kardeşimizi doğursun. Başka ne isteyeyim Allah'tan ben ya? Madem bir mucize olmuş, ananız bu yaşta hamile kalmış. Varsın bir mucize daha olsun. Kardeşiniz doğana kadar gidin gününüzü gün edin. Vallahi dediğinden hiçbir şey anlamadım ama Allah razı olsun. Sen de gününü gün et. Bu heykeli yaparken nelere dikkat ettin? Güzel sor. Öncelikle ucuza gelsin diye malzemeden çaldım. Sonrasında da Sezai'nin hayallerini çaldım. Sezai hep dişlerini yaptırmak ister. Kişisel sohbetlerimizde saç ektirmek istediğinden ve o saçlarını uzatıp rasta yaptırma arzusundan bahsetmişti bana. Hatta bir gün yakışacağını bilsem ki biliyorum gözlere mavi lens taktırmak istiyorum abi demişti bana. Rahmetli bana abi diyordu. Neyse, neyse, neyse. Bu eserimde size gerçek Sezai değil, hayalindeki Sezai'yi gözler önüne sereceğim. İşte hayalindeki Sezai. Muchas gracias. Ay, ay bu ne? Ay Ahmet Kural yapacağım diye yola çıkmış. Mumcu Onur yapmış. Ay korktum vallahi. Ay altıma işedim korkudan. Ay. Anne, ya sen gerçekten altına işemişsin. Suyum geldi. Ben doğuruyorum galiba. Dostlar, ay, yetişin. Ay, yetişin, anam doğuruyor. Hey, doğuruyor mu? Allah'tan başka bir şey dilemedim ya lan. Yetişin, açılın şöyle, açılın. Gelin. Ah, ah. Ah. Ağzı anne, ağzı anne. Burnun anne. Şaşırmışıydın, şaşırmışıydın. Keşke dileseydin. Ya anne ya, kardeşimizin zihinsel ve fiziksel gelişimini olumsuz etkileyeceksin. Bak nasıl da suratı ekşidi, nasıl da kıyamadı abilerini. Evet anne ya, sonra konuşuruz bunları. Şimdi Fernandez'in önünde bize fırça kayma. Onun adı Fernandez olmayacak, Sezai olacak adı. Anacığım sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Onun adı Fernandez olacak. Babamızdan kalan son mirası Sezai ismini koyamayız. Allah muhafaza kaderi falan benzer. Çirkin, gudubet bir şey olur. Ben kardeşimin yüzüne sonra nasıl bakarım ya? Tabii canım. Hem yüzyıllardır onların sülalesinde bir tane Sezai olmuş. Nesilden nesile aktarmışlar bu ismi. Ama bu sonuncu Sezai diye aile meclisi kendi aralarında karar kılmış bu adamdan sonra. Onlar bile Sezai ismi bizim için bitmiştir diyorken biz niye koyuyoruz ana? Seni de doğurduğum gün hastanede bir papaz vardı. Seni gördü. Bana sen cennetliksin dedi. Niye diye sordum. 40 yıllık papazın böyle günah çıkaran görmedim dedi. Şimdi de karşıma geçmiş. Sezai'yi beğenmiyorsunuz. Bari siz yapmayın. Bari Fernandez olsun göbek adı. Hayır. Sezai olacak onun adı. Bu konu burada kapanmıştır. Rahmetlinin ismi bizimle yaşayacak. Su ne kadar güzel ya. Bu ne ya? Zengin göstersin diye mi giydin bunu? Yok, hamiyetin bornozunu giydim de kayboldum bornozun içinde. Yarım saatte yatağımda uyudum. İçim gıcıklandı. Oh, fışır 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 fışır. Madem bu kadar zenginim, azıcık meyletmeyeyim mi günah? Hay ağzını öpeyim, ne güzel söyledin. Ben de demin bir sinirlendim, beynim döndü. Gerçi şimdi neye sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Kaldırdım bardağı, kırdım televizyonu. Madem zenginiz, kırarım. Nasıl kırmışım ama? Tam da amına koymuşum. Abi be, sen Fatih'te meyhane, Harbiye'de haç malzemeleri satan dükkan işletmiş adamsın. Bak bizim normal yollarla zengin olamayacağımız kesin anamız babamız belli. Ya üzerimizde durmuyor bu zenginlik bizim. Bana bak,
Senin dilinin altında bir şey var. Çabuk söyle, doğru dürüst söyle oğlum. Ya bari evin içerisinde ayakkabıyla gezmeyelim abi. Ha onu iyi dedin ya. Her an baskın yiyecekmişiz gibi. Üstümüzde elbiseler, sırtımızda bukür, ayağımızda ayakkabılar. Atleti özledim, atleti. Ha işte ya. Hande Yener falan dinleyek bari. Klasik müzik mi kaldı ya? Evet. Abi bak kızacan, bir de şimdi menemen yiyek, patatesli yumurta yiyek, ne bileyim tarhana yiyecek, kelle kırak, bulgurun gözüne vurak. Kalk bir çay içelim. Bir dakika daha bir repliğim var, 32 dakika ya. Yahu zengin olduk olalı acım ben abi, aç aç. Ne yiyorsak artık, bokumun rengi değişti. Şekli bile değişti. Misket misket. Abi ben sindiremiyorum galiba bu yediklerimizi. Kalk gidelim çayımızı içelim. Ben bir üzerimi değiştireyim geleyim. Yahu ne gerek var, mahalle bizim. Kalk gidelim çayımızı içelim. Bizden başka kim var ya? Doğru söylüyorum. Hadi bakalım. Alo. Buyurun benim, evet. Ha, o kağıtlar yanımda yok. Bornozdayım vallahi, şu an cüzdan da yanımda yok. Yo, duşta falan değilim. Kahveye gidiyorum. İki çay içip döneceğim de. Bundan size ne? Niye yalan söyleyeyim oğlum ben sana? Lan ben sana niye yalan söyleyeyim? Kapat! Ya, kapat! Sakin, sakin. Kimmiş? Bankadan arıyorlar. Çektiğimiz kredinin ödemesi gelmiş bilmem ne. Şunun şurasında ne kaldı multimilyoner olmamıza? Ulan biraz bekle, belki ben daha güzel göreceğim seni. Yalnız kardeşim o kredi işi mühim. Biliyorsun annemizle üvey babamızın evini ipotek ettirdik ya kredi için. Eğer ödeyemezsek çeker alırlar evi altlarından. Maazallah ya. Düşünebiliyor musun? Sonra annemizle üvey babamıza biz bakmak zorunda kalırız. Fakir olsak bakardık da zenginiz ya, mecburen. Huzure bile boyayacağız. Ya, ya, ya. Ayrı bir masraf işte. Lan, kavga halkı. Hani zenginin malı zürdün, çenesini yorardı he? Dedikodumuzu yapın lan azıcık. Sezai'de böyle, böyle yok. Böyle para varmış biliyor musun? Sezai böyle parayı vurmuş ya. Ya zayıf, çok zayıf, çok zayıf. Para çok güzel ya. Ya abi götüyle iş yapan adamı gördüm de götüyle kalp kazananını ilk defa görüyorum ya. Metin kumpas! Buyurun buyurun, arkadaşlarınız da buradaymış zaten. Geçin. Buyurun buyurun buyurun, sırayla alın. Buyurun buyurun, hepinizi görelim. Göz tebaası kuralım beyler, evet. Buyurun, Meryem'inizi arayayım. Ali Özdemir, Metin Özdemir, konuşmamız lazım. Abi. Lerim, size konuşmayın diye mi oldu? Konuşun ama kendi aranızda konuşun ya. Fakat goy goy yapmayın, o ayrı. Zaten ben artık kimseyle konuşmak istemiyorum. Metin sen istiyor musun abisi? Bu zaten son konuşmamız. Sizi tanık koruma programından çıkartıyoruz. Deşifre oldunuz. Artık Divri'deki işiniz bitti. Yemin et. Divri'den gidiyoruz mu lan? Divri'den gidiyoruz mu? Mahallenize, evlerinize geri dönüyorsunuz. Proje iptal edilmiş gibi görünecek. Borla çalışan motoru sanki başarısız bir projeymiş gibi lanse edeceğiz. Böylelikle peşinizi bırakacaklar. Hepinizin iyiliği için en doğrusu bu. Etrafında bok getiriyor. Buraları da temizletelim bir. Sezai! Ölmemiş! Yaşlı! Bu dişleri nerede olsa tanırım. Bu o! Lan Sezai abinin yaşamasına sen niye bayılıyorsun? Doğru söylüyor. Asıl benim bayılmam lazım. Feyza, Hilmi çok şaşkın. Hilmi Bey, vallahi ben de çok şaşkınım. Sezai abi yaşıyor. Ona değil, dişi köpek. Abin heykeli kırdı ve hala benden özür dilemedi. Baba! Duraydım burada böyle. Açaydım kollarımı iki yana. Gelme diyeydim. Gelme Halil, gelme diyeydim. Sezai, her şey bize bakıyor. Gelmeseydi o vakit, ağzınız diliniz kopaydı, getirmeyeydiniz. Sizin yüzünüzden, sizin yüzünüzden. Sezai, kardeşim. Sizin yüzünüzden.
Abi yakın geçin şu adamı. Yıkmazsanız kafanızı kırarım sizin. Kızım gerizekalı mısın sen? Hı? Biz niye yıkalım? Oğlu yıksın. Halil, Sezai, paracık oğlu. Lan yıkmazsan baban ömrü billah düzelmez. Yık geç. Sezai efendi. Oğlun geliyor. Durdur durdurabilirsin. Baba geliyorum baba. Geliyorum baba. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden. Hepinizden nefret ediyorum. Hayırdır kardeşim? Nedir bu nefret? Nedir bu kin? Bizim en büyük düşmanımız kim abi? Nefsimiz. Ha, o benim vücudumdaki en sevdiğim şey. Nefsimin kölesiyim. Onu köreltecek her şeyinde düşmanıyım. Bu dışarıdaki mahalleli. Özellikle Metin'le Ali. Ne yamuk yapabilir bize o yamuklar ya? Bizim gibi petrol zenginlerin en büyük düşmanı bunlar gibi müptezel mucitler. Biz petrolümüze yeni kavuşmuşken onlar benzini bitirmeye çalışıyor. Yoo, buna izin veremeyiz. Cinna, vermeyeceğiz de zaten. Bu borcularla petrolcülerin savaşı olacak. O halde. Seyirciler hazır mıyız? Seyirciler hazır mıyız? Evrenekler!